Zehirli canlılar, tropik hayvanlar, turizmin başkenti Antalya bu ilginç canlılara ev sahipliği yapıyor. Muhabir arkadaşımız Ahmet Rışvanlı birbirinden tehlikeli bu hayvanların yanında bakalım neler aktaracak bizlere. Ahmet günaydın. Günaydın Tunç. Önce neredesin onu bir öğrenmek istiyorum. Sonra o zehirli hayvanlara ne kadar uzaklıktasın onu ayrıca merak ediyorum. Bir başka merak konum elini alabilecek misin? Şimdi ilk soruyla başlayayım, devam edeceğim. Öncelikle neredeyiz? Antalya'dayız tabii. Antalya'da hemen Konyaaltı plajlarının arkasında ilginç bir merkez açıldı. Bugün orayı tanıtacağız sizlere. Senin de söylediğin gibi burada çok farklı hayvanlar var. Dünyanın dört bir tarafından gelmişler ama en büyük özellikleri bu hayvanların çok tehlikeli ve zehirli olmaları. Biz de bakalım en son soruyu cevaplamak gerekirse açıkçası deneyeceğiz. Ben yayın öncesi biraz böyle git gel yaşadım ama yine de denemeye karar verdim. Gösterecek, tanıştıracak çok arkadaşımız var burada. Çok zehirli, tehlikeli arkadaşımız var. Hemen başlayalım. Şöyle gelelim hemen şuradan. İşte bu yılanları biz genelde televizyonlardan böyle Amazon ormanlarında çekilmiş filmlerden görürüz ama artık bunlar Antalya'da ve bu hayvanlar oldukça zehirli hayvanlar. Şu anda camların içindeler. Bu camlara bu arada yeni öğrendik. Akvaryum değil, teraryum deniyormuş. Onun da neden olduğunu soracağız ama şu yılanlarımızı göstererek devam edelim. İşte çok ilginçler. Hepsi böyle birer sanat eseri gibi duruyor. Çok hareketli değiller ama neden hareketsiz olduklarını da soracağız. İşte yine burada bir yılanımız var. Farklı. Mesela bu çok alışıldık bir yılan ama şuna bakar mısınız? İşte şu yılanı göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ali Çilesioğlu gösterecek. İşte resmen aslında dokunmayın diyor ama biz biraz hareket etsin diye dokunalım istedik. Gelin başka yılandan başka neler var burada onları görelim hemen. Şöyle gelin. Evet burada. Burada kertenkelelerimiz de var. İşte bu kertenkeleler dünyada çok fazla aslında doğada dahi göremeyeceğiniz kertenkeleler. İşte ilginç yapıları var. Şuradan hemen dalın üstündekini gösterelim isterseniz. Bu kertenkelelerin ismini de soracağız birazdan. İşte bunları da görmek mümkün. Çok hareketli değiller. Hareketli olanların yanına gidelim. İşte yine bir dalda bir yılanımız var. Burada kıvrılmış yatıyor. Gelin devam edelim. Hemen Ayhan Bey'e, Ayhan Bey bize yardımcı olacak bu konuda. Ayhan Bey'e soralım. Ayhan Öztürk'tü değil mi? Ayhan Öztürk. İşte bu isim Antalya'da bu işi yapmayı düşünen isim. Son 4 dakikamız. Kısaca geçeceğiz. Ayhan Bey bize anlatacak ama ondan önce dediniz ya Tunç sen dokunabilecek misin? Ben zehirli olanına dokunmayacağım ama boğarak öldürenine bir dokunalım. Evet, ondan sonra devam edelim. Gelin işte burada. Şunu ben bir omzuma alayım şöyle. Buz gibi sevgili izleyiciler işte. Burma pitonu. Bu ne? Burma. Burma pitonu. Burma pitonu. Boğarak mı öldürüyor? Boğarak öldürüyor. Güney Asya bölgesinde yaşıyor. Hindistan'da o bölgede yaşıyor. Peki nereden aklınıza geldi böyle bir işletme açmak? Ya dünyanın her yerinde zaten akvaryumlarla teraryumlar hep kombine vaziyette. Yani insanlar doğada yaşayan tüm canlıları bir arada görebilsin diye hep bir arada teşkil ediliyor. Biz de burada akvaryumun üst katında bu şekilde bir yer teraryum yaptık. Bayağı bir teraryum diyoruz değil mi? Teraryum yani akvaryum su kabı olarak geçiyor. Terra toprak olduğu için bunlar da toprak kapları, toprak evleri şeklinde. Biz bu arada bayağı birbirimize ısındık. Kemiklerini hissediyorum bu arada. Evet. Bacağıma da sarılmaya başladı. İnşallah beni boğarak öldürmeye çalışmaz. Şöyle devam et. Bu arada evet. Yardımcı olalım mı? Evet, yardımcı olun. Beni boğarak öldürebilecek güçte mi peki? Evet. Şu anda bu. Ya şöyle söyleyeyim, boğma olarak boğabilir ama yutma olarak genelde en kalın şu orta yerinin 1,5 katı genişliğinde bir hayvanı yutabiliyor. Ya boğar ama diyorsun. Boğar, boğma olarak boğar. Siz o zaman biz nasıl aldık bu tehlikeli? Yok o kadar değil. Esas gelin, tehlikeli. Bunları gösterelim. Bunlar nedir? Dünyada yaklaşık 3000 tane kertenkele türü var. Bunlardan 2 tanesi zehirlidir. Bu boncuklu kertenkele dediğimiz bir cinsi. Kuzey Amerika'nın güney alanında. Kurbağaları da getirelim. Yaşında. Yeni kurbağaları. Kuzey Amerika'nın güney tarafında yaşıyorlar. İnanılmaz derecede ağrı verici bir ısırığı vardır. O kadar ki tedavi süresince günlerce insanları uyutmak zorunda kalıyorlar. Çünkü ağrıya dayanamıyor. Evet.
Şimdi dedi ki Ayhan Bey çok ilginç bir fikirle gelmiş. Burası da hemen şu bilgiyi verelim. Yılda 500 bin değil mi? Yılda 500 bin turisti ağırlayacak. Yani alternatif turizm diyoruz. Turizmin 12 aya yayılması diyoruz. İşte böyle merkezler olduğu sürece turizm 12 aya yayılacak. Çünkü burası kışın da çalışacak, yazın da çalışacak. Ve 500 bin kişinin aklında Antalya'dan işte burası da kalacak. Şöyle şu kurbağayı gösterelim. Öbür kurbağayla bitireceğim. 2 dakikamız varmış hemen. Hiç böyle bir kurbağa gördünüz mü? İşte bunlar dünyanın en büyük kurbağaları değil mi? Dünyanın en büyük kurbağaları sevgili izleyiciler. Ve son olarak Ayhan Bey'le vaktimiz kısaldı bugün. Biraz teknik problemlerden dolayı daha çok anlatacak hayvanımız vardı. İşte burada bu nedir? İguanamız mı? İguanamız da burada. Onun da şöyle yanından selam verelim ve buraya geçiyoruz. İşte bakın en büyük kurbağalardan. En zehirli kurbağa. En zehirli. Karada yaşayan en zehirli hayvan. Sarı bantlı kurbağa diye geçiyor. Bu da Güney Amerika'da yaşıyor. Amazon yerleri hatta bunlar oklarına uçlarına bunları değdirerek avlanıyorlar. 1 miligramı bile yani insanı öldürebilecek güçte. Peki nasıl? Isırarak mı? Isırarak mı? Yok derisi. Mukozası. Derisi üzerinde zehir var. Yani biz buna değersek? Değersek evet. Evet sevgili izleyiciler bitiriyoruz. Aşağıda bitirelim. Kameraman arkadaşım da biraz çekindi zannediyorum. Geri çekildi ama. Evet o şuna bakar mısınız? Karada yaşayan en zehirli hayvan ve hemen birkaç daha az 30 santim ötemizde ve değdiği andan itibaren 3 saniye içinde hayatınızı kaybediyorsunuz diyoruz. Ve Antalya'dan Ayhan Bey'le beraber şöyle yükselerek bu teraryumdan, teraryumun ne olduğunu da biz bugün şöyle dikkat etmedik ama teraryumdan seslendik size. Çok ilginç ve görülmesi gereken bir mekan diyerek kapatıyoruz. Ahmet, cesaretine hayranım kardeşim. Net söylüyorum, senin yaptığını ben yapamam. Ne o yılanı omzuma alabilirim, boynuma dolatıp aşağılara dolu gitmesine izin verebilirim. Ne de senin kadar o kurbağaya yaklaşabilirim. Kutluyorum seni en azından cesaretin için. Ama ne olur dikkatli ol oralarda. Evet alışmış olan orada hayvanın sahipleri var, bakıcıları var ama ne olur ne olmaz. Hayvan her zaman hayvandır. Biraz uzak durmakta yarar var diye düşünüyorum. Sevgimizi göstereceğiz ama kendimizi de koruyacağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilginç bir merkez, ilginç hayvanların da olduğu bir merkez. Antalya'ya gidildiğinde görülmesi gereken yerlerden biri daha böylece sayende ortaya çıktı. Sağ olasın. Tüm ekip arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.